yaptım. Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli dostlar, kumpaslara karşı demokratik siyaseti savunuyoruz. Yalan ve kumpas üzerine kurulu bu davanın karar duruşması 16 Mayıs 2024 tarihinde Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülecektir. Demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten ve özgürlüklerden yana olan herkesi, tüm duyarlı kamuoyunu, yalan ve iftiralarla içeride rehin tutulan yoldaşlarımızla dayanışmaya, bu son sürüm ağır hukuk kıyımına karşı yanımızda saf tutmaya çağırıyoruz. Bilinmelidir ki haksızlık, hukuksuzluk kime, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, olan demokrasiye, toplumsal huzur ve barışa olmaktadır. Kobani kumpas davası, partimizin demokratik faaliyetlerinin bastırılması, parti politikalarımızın ve çalışmalarımızın kriminalize edilmesi ve siyasi faaliyet yürüten arkadaşlarımızın rehin alınarak gücünün etkisizleştirmesi amacıyla iktidar tarafından 6-8 Ekim 2014'te Kobani ile dayanışma amacıyla yasal protesto hakkını kullanan halklarımıza karşı siyasi iktidar ve belirli odaklarca kışkırtılmış grupların saldırıları sonucu yaşanan 37 yurttaşın, ki bunlardan 27'si HDP üyesi ve gönüllüsüdür, hayatını kaybettiği olaylardan tam 6 yıl sonra demokratik protesto içeriği olan bir tweet bahane edilerek bir kumpas davası olarak açıldı. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu dava üzerinden partimiz hedef gösterilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası hukuk askıya alındı. Terör örgütü IŞİD, Musul ve Şengal'de cins kırımına uğrattığı kadınlara uyguladığı sistematik cinsel şiddeti ve kadınların köle pazarlarında satılmasını Kobane'de de uygulamak istedi. Dönemin Birleşmiş Milletler Başkanı Ban Ki-moon başta olmak üzere tüm dünyadan dayanışma çağrıları yükseldi. Uluslararası koalisyondan ve Türkiye'den Kobane'ye insani yardım koridorunun açılması ve Kobane'nin IŞİD barbarlarınca işgal edilmesinin önlenmesi taleplerinin gerçekleşmesi için dünyanın pek çok yerinde başlayan barışçıl yürüyüşler, protesto ve basın açıklamaları, Kobane düştü düşecek açıklaması üzerine devreye giren paramiliter güçlerin doğrudan rol aldığı katliamlarla gölgelenmeye çalışıldı. Siyasal iktidar bu dava ve özellikle sık sık Kobane olayları ve gezi eylemleri kavramlarını kullanarak bu iki barışçıl ve toplumsal talepli eylemleri itibarsızlaştırma, şeytanlaştırma algısı ile toplumu sokak muhalefetinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Buradan tek çıkış yolu ise bütün baskılamalara rağmen faşizme varan iktidar pratiklerine karşı sokakta yasal, demokratik hakların kullanılmasında ısrarcı olmaktır. 2015 seçimleri döneminde HDP'nin parti olarak seçime girmeme beklentisi içinde olan AKP, HDP'nin parti olarak seçime girip AKP'nin tek başına iktidar olmasını engellemesiyle hedef olmuştur. Gelinen noktada AKP, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da uygulamayarak HDP'den ve Kürt siyasetinden intikam almaktadır. Tepeden tırnağa yalanlarla ve uydurma gizli tanık beyanlarıyla örülü bu dava, yargılama usulleri de dahil pek çok ihlalin iç içe geçtiği bir davadır. Bu yönüyle de bu dava sadece bir tasfiye davası değil, aynı zamanda bir intikam davasıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin Demirtaş Türkiye kararı bu yargılamalarda oldukça önemlidir. Dosya kapsamında yargılanan siyasetçilere HDP'nin Twitter hesabı üzerinden atılan tweetleriyle suçlama yapılmaktadır. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Demirtaş Türkiye kararında bu tweetler uzun uzun değerlendirilmiş ve sonuçta söz konusu tweetlerin içeriğinin siyasal ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu, bu tweetler gerekçe gösterilerek soruşturma yapılamayacağını, dolayısıyla tutuklanma da olamayacağını ve ihlallerin ortadan kaldırılmasına Sayın Demirtaş'ın tahliyesine karar vermiştir. Ancak mahkeme heyeti bugüne kadar deyim yerindeyse ihsası rey yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş Türkiye kararını uygulamamış ve halen başta 7 yıllık tutukluk sınırını çoktan dolduran Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak ve Sabah Tüncel olmak üzere pek çok yoldaşımızı özgürlüklerinden alıkoymaya devam etmektedir.
Kobane davası birçok tarihi yargılamaların birebir iz düşümüdür. Leipzig yargılamaları, Dreyfus davası, Nürnberg yargılamaları gibi yargılamaları örnekleyebiliriz. Sahte deliller yaratma, çarpıtma ve suçları örtme tarzı neredeyse tıpatıp aynıdır. Öncesi 40 yıldır sürdürülen savaş ve rant politikalarının kurtaranı Kobane, Gezi ve benzeri kumpas davaları değildir. Bu sadece içinde bulunan çıkmazı daha da derinleştiren, demokrasiyi işlemez kılan, özgürlükleri ayaklar altına alan, beyhude bir yol olmaz, aynı zamanda çok yakından hissettiğimiz gibi emekçinin yoksulun sofrasındaki ekmeğe de göz diken kötü gidişatı da perişanlıkla sonuçlandırır. Tamam da işte.